Koyusu nasıl oluyor be? Her şeyde mi? Oyunda mı? İyiymiş. E ne güzel işte, İngiltere'ye gitmiş. Nasıl gitmiş ki? Ay iyi. Aleyküm selam Enes'cim, hoş geldin. Geçtik. Vallahi konuşmaların hepsi çıkıyor ana göre. Sonra Hasan abin de başın belaya girmesin. Görüntü net mi çeçe? Sıkıntı yok mu? İyi. Baba demin şey, bu TGT, aleyküm selam kardeşim. Otobüs fiyatlarından bahsetti de. Trevegolar ne kadar dedi? Sıfırları. 7 milyon. 6600'e varmış abi, 2021 325 bin kilometrede. Aleyküm selam Terhan. Şu ha? Ha bu yani ha. ...542 bin kilometrede, fazla da yokmuş yani kilometresi. Ama yanıyor ha, cayır cayır araba. Baba bu sıfırdan farksız. Gomis yok Burada mu? yatıyor. Ha, Tunca, dışarıdaki kedi bir sesi yayındayım ha. Tunceliler de satıyormuş baksana, 6600 lira. 325 bin lira. E niye böyle oldu reis ya? Yani ya bilet fiyatları pahalı da abi, şimdi bir saniye ufak bir hesap yapalım, dur bir dakika abi, hesap makinesine girdik baba, benim ekranda çıkıyor mu? Hesap makinesi çıkmıyor. Şimdi abi memleket neresi senin şey Çağatay? Heh. Bayburt. İstanbul Bayburt arası kaç kilometre, bir baksana. Yok yok, kilometre olarak kaç kilometre? 1120 desen abi. Bölü 100 kilometrede 20 litre mi yakıyor? 11 çarpı 20 mi yapacağız yani? 11 çarpı 20 220 litre, çarpı bir de dönüşü var eşittir 440, çarpı abi kaç para mazot? 23 lira dersen 10 bin lira mı yakıyor abi git gel? Heh, 10 bin lira şimdi abi gidiş dönüş değil mi? Ne şey verirler abi buna? Kaç para tutar şeyi, ikramlar? İkramlar. Yok. 300 gidiş, 300 de dönüş, 600 lira. Al. 1000 de. 1000 de. 1000 lirada gidiş geliş otoban ücreti olur mu? Kaç para etti abi? 12 bin lira etti. 12 bin lira. Kaç tane şey alıyor abi, yolcu alıyor bu? 41, 82 yapıyor değil mi? 146 146 lira. Bak şimdi bir kişinin gidiş gelişi 146 lira masraf. Bunun içine tabi ama motor bakımı, lastikler, yağıt, suyu, tuzu. De ki yok canım. De ki 200 lira abi. Bunları da kattığın zaman Tacım aleyküm selam. Abi 200 lira gidiş geliş bir yolcunun masrafı var demek ki. Kaç para? 650 lira mı bir kişi?
İstanbul'dan Bayburt'a 650 lira mı? Öf. Nasıl Giresun 750 lira lan? Dur bir dakika abi. Dur bir dakika. Abi yoğunluk yüzünden o bilete baksana. Ne diyor? Yoğunluk sebebiyle sadece uygulamamız üzerinden yardımcı olabiliyoruz diyor. Baba. Ana. Tamam bakarım dur şimdi. Şimdi bir dakika, İstanbul. Bayburt değil mi? Tamam. Ucuza bilet bul diyelim. $500. Bu niye bilet siteleri çalışmıyor bende ya? Dur bakayım. Abi bakalım ya. Abi 650 lira hakikaten lan. Öf. Abi ama abi Erzurum neymiş? Hani otobüs firması kurarsak batarız. Dur bakalım abi. Aynen. Bu otobüs sorma abi ya. Abi 500 liraya gidiyor Erzurum. Bayburt niye öyle pahalı? 600'e de var. Bak Iğdırlı Turizm 500'e gidiyor. Van Kalesi 600. Ağrı Tur 700. Ağrı Doğuş 450. En ucuz 450 Ağrı Doğuş gidiyor ha. Van Tur da Ağrı Doğuş. Baba çok para olmuş ya. E abi millet nasıl gidip geliyor ki böyle ya? Gerçi. Ya. Abi çok pahalı ya. Metro Giresun'a 450'ye gidiyor. 530'a Ali Osman Ulusoy gidiyor. Abi baba ordu ne diyor? 600 lira Oğuzhan. Van kaç para olmuş peki abi? Hadi be. 700 lira hakikaten. 750 lira Van Kalesi baba. Best Van da 750 olmuş. Ali Beyköy'den. Ha, hepsi zaten fix fiyat koymuş baba. Bunlar hepsi fix. Hadi ya. Allah Allah. E peki abi şey diyeceğim, yasak değil mi? E çevirme var abi, dünya kadar çevirme var yollarda. Yani fix derken hepsi anlaşmış.
Nereye almıştın abi sen? Giresun'a. Giresun'a kadar. Abi fenaymış ya. Evet abi ya. Aleykümselam Kadir. Kadir sen otobüse biniyor musun çoktandır? Bence yani binmek gibi bir fiyat olamaz yani. Bu fiyatlar acayip uçmuş. Ankara ne kadar abi? Dur bakayım. Abi kimi yerde yükselmiş, kimi yerde... Abi Selçuk gidiyor 169'a, metro gidiyor 300'e. Aydoğanlar var 180, Süha 250, Varan 339, Pamukkale 349. Kola. O nasıl lan 15 lira normali 11 lira 1 litre diye. Efendim. Samsun mu? Samsun'a bence sen gitme. Dur bakalım şimdi göreceğiz. Sen İzmir'e bak diyor. 400 lira, 450 lira. 350'ye de var. Dur bakalım abi bir de İzmir'e bakalım. İzmir. Ordu Ulubey, ona da bakalım. 260 lira abi İzmir. Oha 450 lira. Abi bu metro, Çağatay metronun ucuza gitmesi gerekirken niye 400 lira fiyat çekmişler böyle? Allah Allah. Peki abi şey diyeceğim. Metro satıldı mı? Kim aldı? Yine aynı şirket aldı. Şırnak. Yürüyerek. Şırnak 650 lira fix fiyat arkadaşlar. Cizre Nuh da 650'ye gidiyor. Mardin seyahatte. Vallahi abi size bir şey diyeyim mi? Bu fiyatlar çok fena ya. Uçak daha pahalıdır be oğlum. Emirhan hoş geldin kardeşim. Tamam. Vallahi senin Çanakkale işin yaş. Kadir. Sen bence şimdiden yürümeye başla. Çanakkale'yi kazanırsan bence sen orada kalacaksın İstanbul'da. O niye? E ne alaka abi? Çay Cuma'ya bakalım abi. Çay Cuma 300 lira falan vardı herhalde. At araba yürüyerek de evet Çay Cuma'ya yok abi bu döndürüyor Çay Cuma'yı. Çay Cuma'yı adam yerine koymamışlar. Ha var 330 lira. Efe tur gidiyor bir tek abi. Bir de metro gidiyor. 10 lira fiyat farkı var. Kale 329'a gidiyor. Abi ama baksanıza arabaların fiyatlarına bakın. Bana demin şey dedi. Ben ağzım açık kaldı ya. 8 milyon lira olmuş sıfır ha. Bak. 3900 Mardin seyahatin 2016 15 SHT. Abo. Baba ne olmuş bu fiyatlar ya? Evet. Ne yapacağız? Otobüs bize bakacak, biz otobüse. Ordu Ulubey. Ulubey. Abi Ordu
Ordulu Bey diye bir yer mi var lan? Ordu'ya bakalım. Kaç paradır Kadir sence Ordu? Yok abi, nerede otobüs alacağız? 450 lira, 520 lira, 470 lira, 380 lira. Nasıl ya? Bir de yaz sezonu geldi ya gençler. Şimdi millet tatile gidiyor, memleketine gidiyor. 300 lira abi. Erbay Seyahat 299'a götürüyor. Erova 400'e. Baba bu ne ya? Arada 100 lira fark var. Ne alaka abi? Erbay ile Erova. Ha, bilet kalmayınca. Çünkü arada 100 lira fiyat farkı var abi ya. Bak. Oo Burak'cığım, ne işine başladın? Hoş geldin Burak. Hayır hayır, 100 liralık ne var? Bir tanesi de 420 lira abi. Tokat Seyahat de 420'ye gidiyor. Baba ne veriyor ki bunlar? Bak Topçam da 420'ye gidiyor. E tamam. Hayır hayır, o şeyden demiyorum. Aralarındaki bilet farkı fiyatı, hani 100-110 liralık bir bilet farkı var ya. Cenk abi, araba lastikçisine yapıştırıcı üreten bir dükkanda. Burak ne güzel bir iş bulmuşsun lan. Ne iş yapıyorsun? Araba lastikçisine yapıştırıcı üreten bir firmada çalışıyorum. Ulan çok uzun oldu lan. Uzun bir sunum olur bu. Artık hiç Almanya'ya falan da otobüsü yok mu? Aleykümselam, aleykümselam. Bu ses bir yerden tanıdık geldi. Yunus gelmiş. Reis hoş geldin. Abi otobüse nasıl bineceğiz onu düşünüyoruz Yunus. Anlatsın bakalım. Varanda neler oldu? Niye? E niye öyle oldu? Hayırdır? Bir şey mi olmuş? Hmm. Turist mi, göçmen mi? Evet. Sonra? Sen konuşamadın mı yani o adamlarla? Kaç saate geldiniz İstanbul'a? Kaç para verdin bilete? E iyi, ucuz gelmişsin sen. Peki otogarda kola fiyatı ne kadardı? 10 lira mı? Abi markette kaç para ki bu kola? Allah Allah. 6 lira. Astor, anladım abi. Oh.
Abi kaç tane yediniz kaşarlı tost siz öyle? Ismarladın. O zengin kardeşimiz bu. Bak millete tost ısmarlıyor. Aga bırak gözünü seveyim ya. Canım sıkıldı şimdi bu fiyatları görünce ya. Dur bakayım Çanakkale İstanbul kaç paraymış lan? Dur. Oğlum Çanakkale. Yok şimdi ne kadar? Bakalım. Dur bakayım abi. O bendeki zaten çıkmıyor ki baba baksana dönüyor. Bizim Çanakkale'nin şey o 280 lira. 275 lira, 280 lira. Bu Yılmaz kimmiş lan? Tek Silivri Yılmaz. O ne lan? Evet. Ha bu zaten ufak otobüs değil lan bu. 14 kişilik şey. Abi 4 saat 30 dakikada gidiyor. İyi gidiyor be. Bu hiç durmadan gidiyor herhalde. Molasız gidiyor öyleyse. Durur o zaman canım. O kadar da değil yani. İstanbul Gümüşyaka'ya 200 lira. O ne lan? Gümüşyaka nasıl lan? 250 lira da İstanbul seyahati abi Esenler'e götürüyor. Son durak. Ama şimdi bir şey diyeceğim. Bu tek Silivri Yılmaz o işi nasıl yapıyor baba? Otobüs firmaları buna kafa atmıyor mu ya? Küçük bir şey zaten. Aga fena ya bu fiyatlarla ha. Nasıl yapacağız? İstanbul'a gidip gelmemiz 300-300-600 lira. Oha be abi biz. He var var uçarak havadan giden bir tren var buradan oraya. Lan burada yüksek hızlı trenin ne işi var lan? Abi yapacağımız bir şey yok. Yok aga sen Çanakkale'de İstanbul'da okuyacaksın reis. Aleyküm selam arkadaşlar. Valla mevzu şu arkadaşlar. Otobüsle yolculuk yapacağız da 3-5 bin lira para lazımmış bir şey. Motorla git diyor. Bir dakika abi. İstanbul Çanakkale kaç kilometre? Hadi bakalım. Sen de buna 370. Bir dakika hemen şey yapalım. Hesap diyelim. 370. Şimdi 370 çarpı 2 değil mi? Eşittir 740 kilometre. Yani ne demek? 100 kilometrede 2,5 litre yakıyorsa 7 çarpı 2,5 yapacağız değil mi? 7 çarpı 2,5. 17,5 litre yapar abi. Benzin litresi kaç para arkadaşlar? 18 çarpı... He? 23 lira desek. Aga 414 lira. Gidiş geliş 414 lira ama. Bölü 2 dediğin zaman 200
Yok abi 200 liraya gidemeyiz. Dur bir dakika. Kaç kilometre dedik İstanbul? 350. 350 dediğine göre abi 3 çarpı 2,5 yapacağız. Bir de 1,5 8 litre. Dur şimdi 8 litre 8 çarpı 23. Evet 200 lira yakıyor. İstanbul Çanakkale kaç para oğlum zaten? Evet, kaç saatte gideceğiz? Herhalde sabah çıktık mı? Evet. Evet arkadaşlar, evet. Hiç mola vermeden ben İstanbul'a indiğim zaman direkt Basur ameliyatı olmaya giderim artık. Motor patlar lan. Patlar oğlum, bizimki 100 cc lan, manyak mısınız siz? Ha bir de şey var. Her 1000 kilometrede, pardon 500 kilometrede yağ değiştireceğiz. 2 kere de yağ değiştireceğiz. 100 lira da o 200. 2 kişi gittim mi ancak kâra giderim. 2 kişi gidersek kâra geçeriz beyler. Ben bir... Yeme içme var. Yok bus otobüs. Gidip geleceğim. Gidip geleceğim kardeşim. Ben de geliyorum diyor Burak. Ayçiçek yağı koyarsın. Ha, ayçiçek yağı daha pahalı lan. Vallahi bu iş tehlikeli oldu beyler. Yok bir şey olmaz ülkeye Allah'ın izniyle de yani savaş var tabii etraf şey arkadaşlar ya. Evet. Tabii. Ulu Bey mi? Hiç ya. Ulu Bey diye bir yer yok ki oğlum. Uçakta oğlum bırak delirdin mi oğlum sen? Şimdi bakın uçakla gittiğimi düşünün abi. Şimdi bak buradan Çanakkale'ye gideceğim. Uçağa bineceğim. O kesin aktarmalı gidecek. Ya Ankara. Tamam mı? Şimdi geldik mi İstanbul'a? İstanbul'a indik. Metroya bin. Metro yoksa otobüse bin. Heh, ne yapacağız? Metro yok. Otobüse bineceğiz oradan. 15 lira. Şimdi havalimanında bir tost yedin abi. 100 lira alırlar şimdi tosta. Kolaya 30 lira alırlar. Ne gereği var abi? Evet. 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 Nerede bedava? Oğlum buranın otobüsleri su ısmarlamıyor lan. Ne diyorsunuz siz? Vallahi ya. Giresun'un mu? Nasıl 10 tane? Abi şimdi Onur Park dinlenme tesisi dedin. Bak yarama tuz bastın. Abi girdik sabahın saat 8'inde Onur Park dinlenme tesisine. Abi 4 kişi oturduk masaya. Bir bal getirmişler baba. Şeyle beraber üstü böyle silme. Yani bir kere böyle ekmeği bandırdın mı bal bitiyor baba. Nasıl yapacağız abi?
Adamı çağırdım, dedim abicim bu bal bana yetmez lan, bir ekmek de şöyle bir hop sıyırsak bitti. Nasıl olacak? Ay Yıldız Discord. Abi hocayla ikimiz binersek o motora. Kesin yani Tahtalıköy'deyiz. El Fatiha. Berceste zaten, Berceste'ye uğradık baba. Ankara'ya annemle gittim. Tamam mı? Arabayla, normal arabayla, bizim arabayla Ankara'ya gittik annemle. Yanlışlıkça Berceste tesisine girdik abi. Giriş ve çıkışımız aynı saniye oldu. Tersine gitse iyi Ay Yıldız. Tersine gitse iyi aga. Ne tersine? Direkt olduğumuz yerde toprağa gömülürüz. Derin dere güzeldir aga. E şimdi niye derin dereyi öyle dedin sen? Ha inerken mi? Efendim? Ya sen boş ver. Şimdi ilk ben şeye Bolu'da ne tesisi vardı o şey? Innova. Innova. Şimdi bakın, Innova'ya ilk gittik bir otobüs firmasıyla. Ulan ben ne bileyim kaptan köşkü olduğunu. Şimdi kaptanı bekliyorum, kimse inmiyor, binmiyor. Ben de girdim direkt tesise. Bilmiyorum orada kaptanlar için olduğunu. Oturdum, bir güzel yemeğimi yedim baba. Aleykümselam master. Yemeğimi yedim, kolamı içtim, bir de çay içtim. Tam kalkacağım, garson geldi, abi nereye dedi. Dedim gidiyorum ben otobüse bineceğim. Abi parası... Oğlum ne parası lan, biz otobüsle geldik. Abi dedi herkes otobüsle geliyor. Ondan sonra şoför geldi Allah'tan da işi çözdü. Bilmediğin zaman da öyle abi. Tabii şoförler ayrı yerde yiyor. Ayrı yerde onlar. Nasıl denk gelmedin lan? Otobüse bindiğin zaman şoförler böyle bir paravanın arkasında yer. Orası kaptan köşkü işte, öyle derler. Bu arada şey... Çağatay, kaptan köşkü nasıl oldu İstanbul'da? Bakıyor musun hiç? Gördün mü? Ön tarafa masa sandalye atılacaktı. İşte ne bileyim... Çim yapılacaktı, işte üzeri şeylerle kapanacaktı, şemsiyelerle. Hadi ya. Aa, o kötü ya. Hadi ya. Peki suları kaldırmışlar mı abi oradan? Damacana suları koymuşlardı o İstanbul su, bir hani İstanbul Belediyesi'ne bağlı bir su şirketi vardı ya, onun deposu yapmışlardı. Vallahi olsan sorma ya. Görüşürüz Astor. Allah Allah. O çökme nedir abi ya? Abi bir şey diyeceğim ama peronlara asfalt atılmadan önce beton zemin döktüler, onun üzerine asfalt attılar. O beton da mı çökmüş? Ha, asfalt kalkmış, sırf beton var orada. Abi sen onu bunu boş ver. İlk yapılmaya başladığı zaman ben oraya gitmiştim. Oranın şeyi vardı, adamı vardı. Bir aç bakayım dedim, buralar nasıl yapılacak? Adam herhalde beni yetkili zannetti. Büyükşehir'de açıp adam göstermişti, hatırlıyor musun?
Aynen. Hepsini seviyorum Mehmet Ali. Hepsini. Hepsini seviyoruz reis. Sevmediğimiz firma yok. Da bu çok abi. 2014 düşük kilometrede hatasız orijinal 2650. Abi paralara bak. Çok zamlanmış ya. Abi bu bir de 2014 model ya. Abi onun bak şimdi sıfırdan farksız diyor. Tamam mı? Dur bir dakika nerede o? Yıl diyelim. Çok para diyordu abi ya. ...6.600.000 lira şu. Ama bu Tunceliler niye otobüsünü satıyor ki ya? Baksana bu. Yok abi o firma sıkıntıya düşmez. O firma. Tamam. Tamam Kadir'cim hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Hayırlı günler. Hadi ya. Peki seyyar satıcılar falan kalktı mı? Ha, onları kaldırdılar yani. Evet. Bak şu arkada görüyor musun? Kim? O köşede onların şeyi abi. Onlar gündüzleri geliyorlar. Allah. O arada bir geliyorlar abi. Çünkü onlar sabah erken çıkıyorlar. Akşam hani bir dahaki sabah orada oluyorlar ya. Sabah çok erken çıkıyor onlar. Akşama gelir onların otobüsleri direkt aşağı iniyorlar. Nereye? Ya, siyah inci diyorlardı. Öyle diyorlardı o zaman. Bilmiyorum şimdi nedir. Ya. Abi yani abi şimdi kaliteli mi dediğin ya dinlenme tesisleri falan orada dinlenme tesisleri çok güzel. İçindeki muavinler zaten abi hepsi kendi adamları yani nasıl diyeyim yabancı sokmadıkları için genelde akraba aynı köylü vesaire o tarz ya. Ondan dolayı tabii o tür firmaların şeyleri daha iyi oluyor. Yani hizmetleri falan daha kaliteli oluyor. Çünkü dışarıdan adam almıyorlar. Yani tabii. Van için tercih edilir tabii abi. Van'ın en güçlü firması bir kere kafadan yani. Tabii Van Gölü'nün çok otobüsü var ama benim gittiğim zamanlar modelli otobüsü yoktu. Hepsi eskiydi. En modelliler yine Best Van'ın. Ya. Yani. İşte ne bileyim abi yani ama fiyatlar çokmuş bu abi ya. He? Valla. Ama abi kaç kilometre? Abi 1673 kilometre 19 saat diyor da bu 24 saate falan çıkıyor baba. Hani Ankara'ya carta curta uğruyorlar ya. Bu 24 saat abi bir günlük yolculuk yapıyorsun ya. Nasıl? Abi ya git bitmiyor baba yol. Yani git bitmiyor abi 24 saat ya. Tam bir gün ya düşünsene. Yani tabii o harmaz mı abi ya? Abi yok yok. 4-5 kere mola veriyor. Bir de otogarlara falan uğruyor. Mesela Ankara'ya bir uğruyor abi. Şey yüklüyorlar nedir adı? Bagaj yüklüyorlar abi. Yarım saat bir kere Ankara'da duruyorsun. Tabii. İşte abi en kötüsü soba içenler abi. Soba işi tehlikeli işte. Onu kullanmadın mı beynin döner. Ya. Bir de onu düşünün yani.
Çok uzun abi ya. Ben Şırnak'a gittiğimde de öyleydi ya abi. 27 saat, 28 saat yol yaptım ya. Aynen Burak, aynen. Necati Kaptan baba adam. Onun oğlu Muhammed de çok iyi. Discord'a nasıl mı katılacaksın? Basbayağı baba. Kolay. Dur davet linki atsınlar size, hemen gelin kardeşler. Ha, chatte bak. Abi Irak kaç TL? Irak pahalıdır baba. Irak yok zaten abi, gidilir mi? Efendim. Ankara'ya. Ya Jumbo'nun yaklaşık herhalde bir ay olmuştu. Jumbo tabii bir ay olmuştu hizmete gireli. Abi yani benim boyuma hitap etmiyor. Hani altında açılır koltuğu falan var, hani böyle yatar pozisyonda, ama yani ben yatamamıştım o koltukta. Çünkü niye? Biz 1.94, 1.95 boyunda dev gibi adamız. Biz zaten normal koltuğa sığmıyoruz. Yani aynen, ama şeyleri falan, ikramları falan o zaman çok kaliteliydi. Şimdi nasıl bilmiyorum ama yani sandviçi falan harikaydı. Aynen, klimasız bir şekilde değil mi? Değil mi? Doğru diyorsun. Ne o terliye terliye. Değil mi? Bu maraton bile 3 milyon 3 milyon 350 bin lira olmuş maraton. 2020. Plus'lar da 1.450 olmuş. Al bu var. 2016. 1 milyon 596 bin kilometrede. Nasıl? Foil, hoş geldin. Hoş geldin. Aleyküm selam. Abi rampada bunu yakalayacak otobüs yok derim size. Evet. Abi artık otobüslerde televizyon olmayacak. Kare kodu okutup internete gireceğiz. Allah Allah. Evet, genelde evet. Evet. Superbox kullanıyor onların çoğu. Tabi direkt uydudan internet. Tabi. Ama tabi 40-41 kişi bağlandığı zaman aynı anda ne olur bilmiyorum, ama hızlı mı olur? Kulağına fısıldaması da iyi olmamış yani. O kadar inceledin yani. Fena. Yani benzin düştükçe fiyatlar iner canım ya. Benzin fiyatları düşüyor. Düştüğü zaman. Tabi dünya zorlu süreçte tabi. Ya yani bir tek Türkiye değil. Tabi tabi. Tabi tabi aynen. Katılıyorum.
Yok canım, yok tabii ki tabii ki. Aynen. Aynen öyle bir durum yok arkadaşlar. Evet. Aynen. Erbil'e bakalım hemen. Erbil yok maalesef. Sefer bulunamadı diyor. Uçak var. 11.763 lira mı? Bir dakika abi. Evet, 11.762 lira. Türk Hava Yolları. Erbil. Ama gidiş dönüş mü acaba bu? Ama dur bakayım, Antalya kaç paraymış? 1000 lira. Uçak 1000 liraysa baba, dondu mu? Dur bir dakika, Antalya. Uçak 1000 lira arkadaşlar. Abi bu ne lan? 11 bin lira. Hayır, 11 bin lira nasıl oluyor lan bu? Bu yanlış herhalde. He? Ya 1000 liraya şey gidiyor abi. Erbil'e 1000 lira otobüs. Tamam mı? Otobüs 1000 lira Erbil. Dur bir dakika. Uçak bileti diyelim. E bizde niye 11.000 lira çıktı? Abi şimdi 7.000 liraya çıktı. 5.000 liraya var. Abi bak, direkt uçuş. Detaya bastım. Bak bak. Aa, 7.420 lira diyor abi. Bir dakika, hemen bakalım. Bu en uygun, peki en uygun değilmiş arkadaşlar. Ses mi yok? Ses var ya, nasıl yok? Ses var. Troll yapmayın lan. E abi burada da 4000 lira işte, baksana, 4123. Otobüs diyelim baba. Otobüs beyler 1.020 lira, 1.000 lira. Ama bir gün 8 saat 2 dakika. Yani 24 32 saat. Oha. 32 saat. E tabii 5 saatte gümrükte beklediğini düşün. Nasıl? Oha. Çok uzun ya.
Ben Özlem İstanbul'la Cizre'ye kadar gitmiştim. Cizre'ye de kaç saatte gitmiştik lan? 20, 27 saatte mi, 28 saatte mi ne gitmiştik Cizre'ye? Migros 20 lira indirim yapıyormuş arkadaşlar buradan alırsanız. Ne bileyim, burada öyle yazıyor. Baksana, Migros 20 TL indirim. Abi Bursa'dan Samsun'a bakar mısın? Bursa, Samsun. Bursa. Bursa, Samsun. Ben sana diyeceğim şimdi bak nereye gideceğine. Hemen bakalım. Kamil Koç gitmez. Bafra Express iyidir abi. Aa, VIP turizm de güzel. VIP turizm olur bak, 450 lira diyor. Lüks Artvin de olur. Bak Lüks Artvin de güzel. Tamam mı abi? Ali Osman Ulusoy da güzel. Gümüşhane, Kamil Koç. Allah, Kamberoğlu çıktı burada. O hiç olmaz aga. Geç o Kamberoğlu'nu. Ulan nereye baksam karşıma çıkıyor bu Kamberoğlu. Aga, senin haberin yok mu? Ya Çağatay, Allah cezanı vere. Bu otobüs videolarını ilk çekmeye başlamışım herhalde, 15. video falan. Gittim Kamberoğlu'nun yazıhanesine. Dedim ki abi, dedim, araçlarınızı çekeceğiz. Ne aracı dedi. E dedim, sizin ne aracınız var burada? Gemi yok herhalde, otobüs var dedim. Adam beni kovmaktan beter etti. Neyse, ben de çekmedim. Ondan sonra 5-6 ay geçti. Tabii abonelerimiz yükseldi. Bu beni yolda çevirdi. Tamam mı abi, gel dedi. Bizim otobüsleri de çek dedi. Çekmiyorum lan dedim. Sen beni kovmuştun, hatırladın mı? Ondan sonra Kamberoğlu'na uyuz oldum. Hiç çekmedim Varan da güzel. Mersin İstanbul mu? Kaç para Çağatay? Söyle bakayım, Mersin İstanbul sence? Ne kadar tahmin? Mersin. Ucuz lan, deli misin sen? Şimdi bak 400 falan çıkar. 450 çıktı. Mersin aga, Tener'de, Adana'nın orada Mersin. Ya var, 330'a da var da Kamil Koç'un. Ali Beyköy'den. Mersin Nur. Atakan. Atakan temiz çocuk ya. Çok efendi çocuk ya. Seviyorum Atakan'ı. Atakan'ın dedesi de çok iyi. Dedesi kullandı ya o zaman otobüsü. Dedesiyle beraber gittik. Vallahi canavar gibi. Maşallah, adam o yaşta bile acayip şey yapıyor. Kullanıyor yani. Vallahi bilmiyorum. Çok pahalanmış. Artık inşallah benzin düşünce fiyatlar inecek. 550. Abi yok aga, yok. Otobüs her zaman prim prim. Prim prim her zaman. Dolar yükseldikçe otobüs yükselir arkadaşım. Bilmez miyiz ya Viva Lines'ı? Onun gibi firma biraz zor ya. Aynen. Ama onların çoğu eski otobüstü biliyorsunuz. Kobralar neymiş ya? E tabii canım. Buçuk milyon mu? Abi o sapıtma, o yanlış hata yapmışlardır. 2 milyon 750 bin liradır o. O 27,5 milyona ne yapıyorsun? 10 tane otobüs alırsın. Baksana, 403'ler bile 225 bin lira olmuş be. 98.
Ya Rizeli kaptan neydi be abi ya? He? Sen o değil. O simitçiye mi yanaşıyordu? Bir şey almaya yanaşıyorduk. Simitçiydi değil mi? O eziyordu herif hasta. Pilavcı pilavcı. Adama ne küfür ettiler ya. Aynı adam, aynı. Benzini üzerimize döktü hep mazotu. Ay Allah'ım ya. Ulan ne adamdı ya. Hala arar beni, konuşuyoruz onunla. Ya dehşet bir adam ya. Arar beni. Cenk'cum nasılsın? İyiyim diyorum. Sen nasılsın? yıkama videosu. Aynen. Eren çalışmıyor. Eren arkadaşlar. Eren minibüs sürüyormuş herhalde. Bana öyle dedi. He, minibüs. İstanbul, Sakarya, İstanbul, Bursa. İşte bu deminki Silivri otobüsleri gibi ufak. Yok bıraktı. Motokuryeciliği bıraktı. Bana dedi o. Bıraktım abi dedi. Ehliyet aldım dedi. Minibüs kullanıyormuş işte 18 kişilik minibüslerden. İstanbul, Sakarya, İstanbul, Bursa. O yollara şey yapıyormuş. Gidiyormuş. Eren oldu şoför ya. Arada sırada şey atıyor TikTok'tan. Video paylaşıyor. Düştük mü lan? Ha burada mıyız ha? Yunus demek öyle ha. Yollarda kaldın ha. Bir lirayı alınır tabi. Bak 403'ün videosunu çekip atmış adam sahibinlere. Bak. Temiz ha. Koltuklar falan temiz. Abi vardır motorunda bir şey belki ya. Baksana temiz gibi duruyor araç. Adam da hiç konuşmamış ki öylesine çekmiş lan. Konuşsana otobüsü tanıtsana. Bak tuvaleti bile var. Tuvaletli otobüs de bu. Bak ne diyor? Aracımız temiz ve bakımlıdır. Aracın yürüyen aksamı sorunsuzdur. Dijital takograf mevcuttur. Koltuk tavan döşemeleri bir yıl önce yaptırılmıştır. Ön lastikler 0, arkalar %80. Fırtına gel tabii, niye gelmeyesin? Muavin sohbete gel Fırtına, oradan seni çekelim. Muavin sohbet yazan yere gel, seni çekelim oradan. Fırtına da bilmiyor herhalde Discord kullanmayı. Bilir mi? Biliyor mu dersiniz? Muavin sohbete tıkla. Fırtına. Bizim Arda nerelerde ya? Arda'yı banladınız mı yine? Aha yine. Hadi ya. Bazen küfür falan da ediyor. Adam senelerce bizi Bitlis'teyim diye kandırdı, adam İstanbul'da çıktı. Tabii. Vallahi bak. Ha adam, eyvallah Serhat'cığım, adam tamam Bitlisli. Ama İstanbul'da oturuyor. Discord'un sesi mi gelmiyor? Ya Galatasaraylı Yusuf nasıl gelmez, gözünü seveyim. Gelmiyor mu Çağatay Discord'un sesi? Yok değil mi? Ha. Serhat'cığım yok ya. Artık otobüsleri bıraktık maalesef ve maalesef bırakmak zorunda kaldık artık.
Aynen, aynen Aydın, aynen. Ya o çocuğu ben bir daha da göremedim biliyor musunuz ya? Bir kere video çektik. Uzman çavuş olacağını diyen, aynen. Ondan sonra göremedik o adamı ya, kayıplara karıştı. Herhalde uzman çavuş olmuştur. İnşallah başına bir şey gelmemiştir askerde. Çok iyi çocuktu ya, efendi çocuktu. Ya Arda sen ne diyorsun? Efendim canım. Alo? Piyasa mı? Düzelteceğiz. Destek mi? Aynen anne, uçaklara veriyor aynen. Aleyküm selam arabesçi, hoş geldin. Tıkla tıkla, fırtına bordo ben verili. O muavin sohbete iki kere tıkla, sen onun içine gir, biz seni çekeceğiz aşağı. İki kere üzerine tıkla muavin sohbetin. İki kere tıkla. Aşağı çekeceğiz seni. Aynen aynen. Senelerce söyledik işte ama bakalım. Aynen Aydıncığım. Çeçe, sen hatırlıyor musun Maraşlı muavini? Hani bir gece vakti çekmiştim. Otogarın alt katında. Kız kaçıracağım abi bu otobüsle diyordu. Hayır, hayır. Maraşlı'yı diyorum, Maraşlı'yı. Kız kaçıracağım abi bu otobüsle diyordu. Onu hatırladın mı? Gece vakti şeyin orada çekmiştim dedi. Benzinliğin orada. Hadi onu izlemedin demek, geçtin. Merdan artık çekmeyeceğiz abi ya. Taşındık İstanbul'dan, artık finish otobüs videoları. Ya o tam şamataydı ya arabesçi ya. Ulan gece vakti şeye gideceğim o zaman ben. Rize'ye. Metroyla. Rize. O zaman. Rize'ye gidiyordum. Şey sınır kapısına. Ulan sabah olmasını bekliyoruz otogarda. Beni gördü. Dedi seni tanıyorum ben dedi. Olabilir dedim. Tanıyabilirsin. Ben seni tanımıyorum ama tanışalım dedim. Neyse durdu abi, sen video çeken abi değil misin? Evet ben dedim. Ondan sonra abi dedi video çekelim mi? E çekelim, ne anlatacaksın? Dedi ki abi bende bir anı var dedi. İyi dedim, anlat. Bir başladı anlatmaya. Ulan tut dedi, kızın babası vermiyor. Hatırlamıyorum vallahi arabesçi. Dedi kızı kaçıracağım. Nereye kaçıracaksın? Otobüsü de kaçıracağım. Perondan alacakmış. Kızı kaçıracakmış. Kaçırdı mı? Ne oldu bilmiyorum. Bir de Recep vardı arabesçi. En önceden Ulusoy'da çalışıyordu. İlk video çektiklerimden birisiydi. İki kişi. Aha.
Recep. Hani şeylerle çıkmıştı, nedir o? Uygulamadan gireceksin. Uygulamadan gir, muavin sohbetin üzerine ilk kere tıkla. Gel. İsmail Ayaz'daki muavinden haber var mı? Aa, o da değil mi? O da boşanmış mıydı? Ondan da yok haber ya. Hiç hepsinin irtibatı koparttık abi ya. Gidemiyoruz ki, İstanbul'a gitsek hepsini görürüz de. O da çok efendi bir çocuktu İsmail Ayaz'daki. Çok temiz yüzlü bir arkadaştı. Eyvallah Ahmetciğim, aleykümselam, hoş geldin. Eren de komediydi. Ronaldo gelmiş. Kim bu Ronaldo? Ronaldo Trabzonlu. Bu bizim şey olsa gerek. Fırtına bordo mavi olsa gerek. Konuş Fırtına. Gelmez mi? Sağ ol canım. Burhan sesinden mi çok benziyor bu? Yok vallahi ben fırtına bordo mavi var ya, o benim ben. He. Yavaştan. Şey, Savaş. Ya Savaş beyler, ilk video çektiğimde çok kraldı. Şimdi Savaş kraldı. Bu ikinci en son video çektiğim var ya, Savaş bir havalanmış aga. Vallahi çok havalı geldi. Çok havalı geldi. Geçen gün aramış hatta beni. WhatsApp'tan aramış, ben görmedim. WhatsApp'tan aramış Savaş beni. Ondan sonra da ben de geri dönüş yapamadım. Efendim. Güzel, daha ne? Daha ne güzel oldu? Daha güzel işte. Süper olmuş. Eren ne yapsın? Eren arkadaşlar herhalde otobüs şoförlüğüne başladı. Ufak otobüslerden sürüyor, 18'lik. Herhalde öyle yani, büyük bir ihtimalle. Bu ne lan? Şarkı çalmayın lan. Ne paylaşmış en son? Aleyküm selam. Jandarma gel Discord'a, gel gel. Aleyküm selam. Gel Discord'a. Demin yükledi, bir daha mı silmiş? Efendim Berat'cığım. Aynen. Ya arabesçi, o lastiklere yanan, bak onu yanak çeken adamı anlatayım ben sana. Yunus biraz kıslan o telefonu. Şimdi ilk gittik video çektik. İlk video dehşet şamataydı. Bir ay sonra bana telefon açtı. Abi ne var? Kaldır videoyu. Lan oğlum, videoyu çektik, niye kaldıracağız? Ailem izledi. Neyse, ben dedim bu herhalde biraz da kafadan oynak ya, dedim herhalde şamata yapıyor. Abi ondan sonra benim telefonlarımı 4-5 tane otobüs şoförüne vermiş. Arıyorlar. Abi efendim, Cenk abi lütfen o videoyu kaldır. Neyse bir aradılar, iki aradılar, kaldırdım. Ondan sonra 5-6 ay sonra beni otogarda gördü. Cenk abi gel video çekelim. Çekmem lan, sen videonu kaldırtıyorsun falan. En sonunda 2 sene sonra tekrardan çektik onunla video. Yanakçı yanakçı.
Lan Benekli Ayhan'ın yanında ne işin var lan benim Esrar Keş'in yanında? Aman ya bırak ya. Abi geçen gün buz çene bir adam şoför İstanbul'un Sakarya'ya 25.000 TL'ye geldi. Doğrudur. Ya. O kendi de diyor ben sırtlanım diyor. Sırtlanlarla. Abi sen beni evlendiriyordun. E jandarma gel evlendireceğiz gel. Aynen. Neyine? Yok be abi. Ya sana ne diyorum abi? Ben yani eskilerden kimse kalmadı ki. Herkes işini bitirene kadar abi. Şimdi gitsek orada tanımazlar bile adamlar. Tanımaz yani tanımazlıktan gelirler. Bir şey diyeceğim. Çaça bu bizim en üstte sağ tarafta bir tanesi yazmış. Sohbet edecek var mı? O troll mü? Sağ tarafa bak Discord'da. Üyelerde. E ne öyle sohbet edecek var mı diye yazmış. Aynen. Devran'dan. Anladım. Yok troll zaten onu. Çocuklarla dalga geçmesinler. Pamukkale daha iyi abi Ahmetciğim. Uzman çavuş olacaksın diye çektiği video açar mısın abi? Eskileri özledik. Ya telif atarlar şimdi o kanaldan bize. Boş verin. Aynen jandarma. 86 değil. 90. Efendim canım. Abi tamamen kapanmış öyle diyorlar. Şey de mi bitti? Frankfurt'a falan gidiyordu. O da mı bitti? Onlar Zeytinburnu'ndan falan araç kaldırıyorlardı. Aynen. Onların ama bayağı bir yatan otobüsleri de vardı ya. Evet. Onlar Varanlı'yken evet o yan çok iyiydi evet. İlk zamanları iyiydi de işte. Gül gibi 2007 GTA 5 hile bir daha yapmam bak Alper yüzünden banlandım ben orada. Efendim. Evet. Hayır açılmıştır banımız. Ve bu jandarmayla Alper yüzünden bir hile yaptık para hilesi. Kanıma girdiler benim. Ban yedik o zaman. Yok yok süreli geçmiştir süresi. Jandarma ben Alper. Genç turizmle yok yapmadık. Genç turizmle hiç yapmadık. Onu çekmiştik onu evet videosunu çekmiştik. Çekmiştir ama o arabayı çarpıştırıyor çekmişler yine. Çarpıştır yapmışlar biraz çarpıştır. Aynen Oğuzhan ben de aynen. Ben de o günden sonra da artık hile yapmam. Bunlar kanıma girdi. Ben ne güzel yapmayacaktım. Tamam mı? İlla baktım bunlar habire hile yapıp yapıp araba alıyorlar. Ondan sonra silah alıyorlar. Bana hava atıyorlar. Anlatamıyor musun? Ondan sonra dayanamadım. 3-4 kere yaptım. 5.'de bir baktım süreli ban. Aynen GTA'da. Hep bu jandarmayla arabesinin yüzünden oldu. Aynen o hile işi tehlikeli ya. Bugün mağduriyetten metro turizmden Van'a bilet aldım. Metro ile hiç yolculuk yapmadım. Kötü müdür acaba? Vallahi metro iyi ya.
Abi otogar vlog gelir mi bir eskilerdeki gibi? Burada Çanakkale'yi çekerim ancak arkadaşlar. Ancak Çanakkale. İşte bilemedin Tekirdağ. İstanbul'a gelirsem ama çekerim İstanbul'u. Vallahi öyle şey olursa buluşuruz çocuğa. Yok be abicim, ufacık otogar. İçinde 3 tane otobüs var. 3 tane. Ben her gittiğimde alt katta, alt kat var böyle hafif bir alt aşağıda. Orada 3 tane otobüs duruyor. Onlar da Güneydoğu firmaları. İstanbul otobüsleri fazla durmuyor. 10 dakika duruyor, basıyor, gidiyor yola. Tabii Güneydoğu'dan gelenler yatarak kalıyor ya bir gece falan. Güneydoğu'nun otobüslerini görüyorum hep. Özkaymak'la, ya Özkaymak'la da gitmedim bir yere ya. Aynen. Nereye attın be? Genele mi attın? Ha. Ha, bakın işte burası. Ha. 4 tane otobüs giriyor. 4 de öteki tarafa giriyor. 8. Ama hiçbir şey olmaz yani. O kadar otobüs olma, en fazla 2 tane. Efendim. Ordu'ya bir sene önce gittik işte Ordu'ya. Aynen. Aynen. Evet, otogarı güzeldi. Biz Ordu'ya gittim, Ünye'ye gittim. Ondan sonra bir yere daha gitmiştim de unuttum orada. Hı. Aynen. Jandarma. Ulan trollcü jandarma seni. Eşiyle gezmeye gidecekmiş. Bak 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 bak. Ulan baban seni öldürür öldürür öldürür. Trol yapma bana. Açıyordu Euro Truck Simülatör'de, hatırlıyor musun? Speed şeyi açıyordu. Uçup gidiyordu üçkağıtçı. Ondan sonra yemin ediyor Cenk abi, açmadım hile. Vallahi ya. Efendim. Hı. Hı. ETS'de yok, yapmadı. Bize bir şey yaptı. Önceleri ama çok açtı, 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 açtı. En sonunda dedim ki yeter artık, tam milletin içinden geçiyorsun. Ondan sonra açmadı hile. Yemin etti çünkü. Tabii, hileye karşısın, trole karşısın jandarma. Başka nickler alıp gelip bizim otobüs konvoyunu patlatıyordu. Sanki ben bilmiyorum. Evet, konvoy yapıyorduk. Konvoy. Karıştırır bu. Vallahi jandarma ile konvoy falan yapmam hayatta. Nevrez de ara sıra yapıyordu. O da başka niklerle gelip yapıyordu. Trevego'cu zaten, onun lagı var anasını satayım, önümüzde bir duruyordu aniden. Ege sonra eledi bakalım, biraz oturalım. İlerleyen günlerde yaparız. Ya Arda'ya çok böyle iyi davrandık. Hep tölere ettik, tölere ettik. En sonunda Çağatay banlamış. Evet, çok küfür ediyordu, evet. Hakaret ediyordu. Arda ufak çocuktu ya tabi. Ulan yoksa Arda sen misin lan? Biliyorum canım Arda'nın sesini. Arda'nın sesini. Arda'nın sesini ben 5 kilometre öteden tanırım. Sen değilsin canım, biliyorum.
Eskilerden ne anlatayım ki ben? Eskilerden ya o değil de şey bu ilk orada benim hani simitçi tanıdığım arkadaş vardı, hatırlıyor musun? Onunla bir kere video çekmiştik. He, şimdi topluyorlar, gelip şeyler topluyor. Nedir adı? Zabıtalar topluyor o zaman, ilk çıktığı zaman. Neyse, zabıtanın başkomiserini yanımdan geçiyor böyle 3-4 kişi çevirdim. Dedim ki abicim, dedim, bu adamların ekmek parası bunlar. Bunlar dışarıda hırsızlık mı yapsın falan. Bana dedi ki, ben seni tanıyorum dedi. Sen habire buralarda videolar çekiyorsun. Evet dedim. Dedi ki söyle onlara dedi. Bizi gördükleri zaman dedi otobüslerin içine girsinler. Tamam mı? Tamam abi dedim. Ben de çocuklara dedim ki oğlum, gördüğünüz zaman bu adamları hemen dedim girin otobüsün içine dedim. Otobüsün içinde dolaşın. Tamam mı? Tamam. Bu bir tane Laz olan var ya. Rize peronunun orada duruyor manyak. Rize peronunun orada görüyor bunları. Otobüse giriyor. Otobüste kapıları kapatıyor çıkışa. Ulan bir baktım. Alt kattan birisi geliyor elinde simitle. Ulan Cenk ne var? Ulan dedi otobüse bin dedim. Bindik, o da Rize'ye giden otobüse bindik. Kapıları kapat dedi. Bu arada İrfan'ı engelleyelim. Adam İrfancığım, görüşürüz kardeşim. Ya neler neler geliyordu başımıza ya. Efendim Berat'cığım. Gittik ya. O çocuğun adı da Çağatay'dı. Çağatay'la ben Edirne'ye gitmiştim. Şişman bir arkadaş vardı, hatırlıyor musun Çağatay'ı? Çağatay'la. Bilmiyorum ki Astor. Bir de benim Faruk vardı, tanıyorsunuz Faruk'u. Psikopat Faruk. Evet, sen değilsin Faruk. Bu arada yanlış anlama, Faruk 67, senden bahsetmiyoruz. Bizim bir tane Faruk'umuz vardı. Mehmet valla kız bizim ufaklık dedi ki baba kes artık saçları. Bak küpeyi falan da çıkarttım. Küpeyi de çıkart dedi. Kıramadık kızı. Çıkarttık. Kestik. Aynen, arabesçi aynen. Ya Faruk. Abi Faruk var ya. Ulan gece 3'te arıyor. 4'te arıyor. Telefonun sesini kısıyorum. Telefon titriyor. Zzzz. Oğlum ne oldu? Cenk abi nasılsın, iyi misin? Oğlum başka lafın yok mu senin? Ha bir de Cenk abi ne, hangi turizmde o? Türkay turizmi çekecek misin? Beyler bana müsaade. Bir saati geçtik ya. Akşamları, bazı akşamları açarız böyle yayınlar gençler. Şimdi dur bakalım işte, takip edersiniz. Bildirim geliyor nasıl olsa. Tamam. Hadi abiler. Ben çünkü şey, spot ışığın karşısındayım. Bu green screen var ya benim arkada. Spot ışığın karşısındayım. Ter içinde kaldım yani. Tamam. Hadi cümleten. Hadi cümleten iyi akşamlar. Allah'a ısmarladık. Hadi görüşmek üzere. Eyvallah. Eyvallah kardeşim. Vallahi abi ya. Bu size bir şey diyeyim mi? Fena terledim ya. Şu hale bak. Yazın iyi olacaksın. Aynen. Sohbet ederiz akşamları. Kimi akşam açarız bir Müslüm Baba'dan bir yolculuk ederiz. Kimi akşam böyle sohbet ederiz. Tabii, açarız. Tamam. Hadi cümleten iyi akşamlar. Allah'a ısmarladık. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.